Adamcağızın birisi bir kenarda oturmuş dört kişiye bir miktar para vermiş. Onlardan birisi bir Arapmış, birisi bir Farsmış, birisi Türkmüş, biri de Rummuş. Parayı alınca ne yapacaklarını tartışmışlar. Arap demiş ki ben bu parayla canım üzüm istedi, inep istedi pardon. Bu parayla ben inep almak istiyorum. Fars demiş ki hayır hayır benim canım engür istedi. Ben engür almak istiyorum. Rum demiş ki yok alacaksak istafil alacağız. Türk demiş ki yok arkadaş benim canım üzüm istiyor. İGA İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan Aşk burcunun zirvesi başlıyor. Merhabalar. Mevlana Celaleddin Rumi, Müslüman doğu edebiyatlarının, kültürünün ve dini hayatının Sesi 7 asırı aşarak bize kadar gelmiş en önemli şahsiyetlerinden birisi. Bugün az biraz edebiyatla, az biraz dini hayatla, tasavvufla, bilgiyle, hikmetle iştigal eden her okur yazarın mutlaka Mevlana'ya yolu bir şekilde uğramıştır. En azından Mevlana ismini bir şekilde duymuştur. 7 asrın 7 hatta küsürü de var. 7 küsür asrın geçmesine rağmen bir ismin, bir sesin, bir eserin hala canlılığını, diriliğini, etkisini bugüne kadar getiriyor olması, bize kadar sesini, frekansını e, ulaştırabiliyor olması Doğrusu her faniye nasip olmayacak büyük bir imkan, büyük bir zenginlik. Mevlana benzeri bizim Müslüman doğu kültüründe sayılı ismimiz var doğrusu. Bunun için böyle yani Mevlana'nın hangi vasıfları var ki kendi çağını aşmış, asırları aşmış bize belki de kendi çağının canlılığı kadar canlı bir şekilde hala seslenebiliyor. Bunun için biraz hayatına, biraz da eserlerinin mahiyetine bakmak gerektiğini ben düşünüyorum. Evet hayatına bakalım ama üzerinden 7,5 asır geçmiş. Biraz menkıbelerle, biraz birbirinden farklı, birbiriyle hatta çelişen rivayetlerle e, kaçınılmaz olarak örtülmüş bir hayat var karşımızda. Bu farklılıkları, farklı rivayetleri, menkübeye dönüşmüş ayrıntıları bir tarafa bırakırsak ortada bir müderris Mevlana, daha doğrusu aileden bir kültürün içine doğmuş, babası zaten müderris ve din büyüğü bir mutasavvıf, daha çocukluğundan itibaren bir çevrenin kültürünü, bilgisini, birikimini almış bir Celaleddin Rumi var. Fakat kendisi de bu yolda önce ilimle, onu belirtelim, müderrislikle birçok medresede kendisi ilim tahsil ederek sonra da öğrencilerine, talebelerine edindiği ilmi öğreterek gelmiş bir Mevlana celaleddin Rumi var. Hatta bu uğurda beni hep hayrete düşürür eskilerin bu çabası, bu hayat hikayelerinin ayrıntıları. Bu uğurda yani ilim tahsili uğrunda daha sonra hikmet ve tasavvufi neşve tahsili hususunda o günün şartlarında bizim bugün bile hayretle karşılayacağımız uzun seyahatlerde bulunmuş, İslam coğrafyasının birçok bölgesini gezmiş bir Mevlana Celaleddin var karşımızda. Şimdi hemen hatırlayabildiğim mesela, Bağdatı, Şamı, Halebi, Erzincanı, Malatya'yı, Konya'yı, Karamanı, Kayseri'yi, birçok daha bunun benzeri birçok şehri, bölgeyi, vilayeti gezmiş, oradaki gönül erleriyle, Allah dostlarıyla ve alim kişilerle irtibatlar kurmuş, karşılarında diz çökmüş veya onlarla sohbette bulunmuş bir Mevlana kimliği var. Ama bizim toplumumuzda Mevlana Konya'ya geldikten sonraki Anadolu'daki irşat faaliyetleri ve kültür yayıcılığı Anadolu'daki o büyük hikmet vazifesi dolayısıyla bilinir doğrusu. Mevlana'nın Mevlana deyince de onun ismine bitişik bir başka isim daha var. O da Mesnevi. Mesnevi Mevlana'nın adeta ölümsüz eseri hacimli bir eseri. Her ne kadar Divanı Kebir diye şiirleri de varsa bile ve her ne kadar yalnızca Divanı Kebir'deki şiirleri bile Mevlana'yı Müslüman Doğu edebiyatlarının önemli simalarından birisi yapmaya yetse bile Mesnevi'deki görünen Mevlana portresi bizim için doğrusu birkaç vecheden bir şeyler söylüyor. Nasıl söylüyor? Mevlana kimdir sorusunun cevabını tek bir özelliğe, tek bir haslete indirgemek mümkün değil az evvel söylediğim üzere. Mevlana bir din alimi. Dini ilimlerde çağının önemli isimlerinden birisi olmuş, talebeler yetiştirmiş, medreselerde dersler vermiş. Hatta Karaman'da veya Konya'ya geldiğinde kendi adına medrese kurulmuş. Yeter ki gelsin ders versin diye. Sonra Mevlana aynı zamanda bir mutasavvuf yani tasavvuf erbabı, gönül ehli. Bir bununla birlikte mesneviye yansıyan yönüyle söylersek Mevlana'nın bu kimliğini yapan bir başka özellik edebiyatçı kimliği, şair kimliği adeta. Yani sanatkar Mevlana. Onun benzeri pek çok mutasavvuf yetişmiştir, tasavvuf erbabı yetişmiştir. Ama Mevlana'nın büyük etkisi az evvel dediğim gibi Mesnevi'den kaynaklanır. Mesnevi'nin büyük etkisi de aynı zamanda çağından bugüne aşılamayan bir estetik değer taşıyor olmasıdır. Mesnevi imanevi tam adıyla söylersek Mesnevi büyük bir edebi değer taşır, bir estetik değeri vardır. Bu estetik değerle birlikte Mesnevi'yi halk arasında en alt tabakadan en üst okumuşun e, havasının katına kadar makbul gösteren yönlerden birisi de mesnevi'nin özü diyeceğimiz hikmettir. İnsanlara hayat düsturu bu dünyanın veya öbür dünyanın nasıl yaşanması, nasıl idrak edilmesi, nasıl kabul edilmesi ve öteye nasıl hazırlanması gerektiğine dair düsturlar, ilkeler veren bir eser olmasıdır mesnevi'nin. Yani o zaman ilim, sanat, tasavvuf ve hikmet bu dörtlü yapı masayı ayakta tutuyor. Dört sütun, dört ayak olarak Mevlana ismini bugüne kadar taşıyor diyebiliriz. Mevlana'nın yalnızca kendisi olmadığını da bilelim. Mevlana çağının kendisi benzeri gerek ilimde gerekse tasavvufta ve hikmette dev isimleriyle tanışan hatta bizzat ayaklarına kadar giden onların kendisine kadar geldiği oturup sohbetler ettiği onlarla muharefeler kesmeden bir şahsiyet. Şimdi hemen hatırladığım kaynaklarda rivayet edildiğine göre mesela Fahruddin Razi ile daha babasından kaynaklanan bir yakınlıkları var. Şeyh Sadiyi tanıyor. Sonra Saadettin Konevi ile bir muharefeleri var Konya'da. Necmettin Kübra, Kübreviye tarikatının kurucusu Necmettin Kübra Hazretleri ile babası dolayısıyla bir ünsiyeti oluşmuş. Vesaire vesaire. Şimdi hatırlayamadığım pek çok ha Şemsi Tebrizi'yi hiç unutmayalım mesela. Birçok gönül erbabıyla, ilim erbabıyla fikri yahut da hissi alışverişlerde bulunmuş bir büyük şahsiyet. Onlarla birlikte bir ateşi, bir alevlendirmiş, harlandırmış Mevlana var karşımızda. Sesinin gücünü, söyleyişinin güzelliğini, dünya veyahut da öte dünyaya bakışındaki olgunluğu bu karşılıklı etkileşimlerden almış bir Mevlana vardır da diyebiliriz bu bağlamda. Mevlana'nın etkisi bugüne kadar gelmiştir dedik. Doğrusu adına şiirler yazılmış, eserine benzer eserler üretilmeye çalışılmış. Mesnevi'deki hikayeleri hatta söylenenin Mevlana olduğu unutularak bile halk ağzında ta asırlar boyunca kabul görmüş, anlatılmış, ibret alınmış bir şahsiyet var karşımızda ve onun eseri var. Mesnevi bütün Müslüman Doğu edebiyatlarını etkilemiş bir eserdir. Sonrasında Mevlevilik adıyla Mevlana adına bir tarikatte, bir tasavvuf ekolü de kurulmuştur malum. Bu ekolün müntesibi şairler ki hemen şunu söyleyelim Mevlana'nın bu sanatkar kimliği onun tarikatine de yansımıştır. Mevlevilik bu coğrafyada var olduğu sürece yalnızca şiirle değil, musikiyle de, hüsnü hatla da, geleneksel sanatlarımızın birçok alanıyla da iştigal eden bir müntesipler halkasının tarikati olmuştur. Entelektüel bir kimlik kazanmıştır tabir caizse Mevlevilik tarikati. Bu coğrafyada veya bütün bir İslam coğrafyasında Mevlevilik bir sanat ocağı misyonunu da üstlenmiştir diyebiliriz. Tamam bir tasavvuf ekolüdür ama aynı zamanda bir sanat ocağıdır Mevlevilik. Bu etkisi de uzun asırları aşarak bize gelmiş. Ama geçmişte Mevlana bir din büyüğüdür, bir tasavvuf büyüğüdür, bir edebiyatçıdır. Fakat modern zamanlara geldiğimizde Mevlana'ya yaklaşımlar belki kadim zamanlara göre biraz mahiyet değiştirmeye başlamış. Özellikle bizim son bir asrımız içerisinde yani kaba bir dönüm noktası olarak söylersek Cumhuriyet ilanı sonrasında Mevlana kimliği üzerine o günden bugüne farklı hevesler, farklı niyetler, farklı amaçlar, farklı hatta projeler, yönelişler de inşa ve ikame edilmeye başlanmıştır. Evet Mevlana her şeyden evvel hani kendi benzetmesiyle söylersek bir ayağı şeriatte bir ayağı da bütün dünyayı gezen ama kesinlikle dindar İslam şeriatından zerre kadar fedakarlık etmeyen onu herhangi bir şekilde tavsatmayan bir zattır. Hazreti Peygamber aşığı bir zattır. Ben ahmet Muhtar'ın ayağının tozuyum diyen bir zattır malum bir şiirinde. Ama buna rağmen zaman içerisinde Mevlana imgesi, modern zamanlarda bizim toplumumuzda kimi zaman nasıl diyelim dini hassasiyetlerin aşındırılması, boş vermişlik, her şey olabilir, ne olursan ol yine gel, ona ait olmayan ama ona atfedilen bir rubaiden hareketle ne olursan ol yine gel yaklaşımının bir tutamak noktası haline getirilmiştir Mevlana. Yani yumuşatılmış, e, törpülenmiş, sulandırılmış bir dindarlık anlayışının perdesi haline getirilmiştir Mevlana ve Mevlevilik. Bununla birlikte Mevlana'ya çok aykırı yorumların baş bir tanesi de Mevlana'yı hümanist felsefenin önemli temsilcilerinden birisi olarak görmektir. Hümanizm kökenleri Antikite'ye, Antik Yunan'a kadar giden seküler bir ideolojiyken, Tanrı'ya bayrak açan Antik Yunan filozoflarının ideolojisi iken, Bizim Cumhuriyet döneminde kimi yazarlarımız, entelektüellerimiz Mevlana'yı da bizim en büyük hümanistimiz diye nitelemişlerdir. Mevlana'nın insan sevgisi, Yunus'un dediği gibi yaradılanı, yaradandan ötürü hoş gören, insan üzerinden, mahlukat üzerinden onu yaratan halika yönelen bir anlayıştır. Bunun adı da hümanizm değildir ama böyle bir nasıl diyelim tatlı su hümanizminin de imkanı ve aracı haline getirilmiştir Mevlana. Başka Mevlevilik ve Mevlana ismi yine bizim yaşadığımız son dönemlerde, son bir asırda adam akıllı biraz da burada oryantalist ilgilerin ve sulandırışların da rolü vardır. Böyle törensellikle özdeşleştirilmiş, görsel bir şölene dönüştürülmüş, Yalnızca dansa ve musikiye indirgenmiş bir hale dönüştürülmüştür. Bu ise Batılı modern insanın algısını okşayan bir mahiyettir kabul edersiniz ki Mevlana'nın öğretisinin tasavvufi yaklaşımının ki vay vahdeti vücuda kadar gider de Arabi ile görüştükleri rivayet edilir hayat hikayesinde bu yaklaşımını adam akıllı yalnızca Yüzeysel bir törensellik, tırnak içinde ayine indirgenmiş bir anlayışla karşımıza çıkarıldığını da görürüz. Bu tür yaklaşımlar özellikle şu ne olursan ol yine gel söylemi Mevlana kabulünün ve Mevlana imgesinin bizim bugün çokça duyduğumuz ama kesinlikle reddetmemiz gereken bir imgedir. Mevlana'ya ait değildir der kaynaklar. Ebu Said Ebulhayr isimli bir başka şairindir der bu dörtlüğü. Ama farz edin ki Mevlana'ya ait olsun. Ne olursan ol yine gel demek, olduğun gibi gel ve olduğun gibi kal demek değildir. Ümitsizlik dergahı değildir bizim kapımız diyor. Gel burada ıslah ol. Gel burada tövbe et. Gel burada salih kullardan ol davetidir o. Ama bu denklemin ikinci yarısını silip Olduğun gibi gel, gel, old, geldiğin gibi kal formülasyonuna döndürülmüş bir Mevlana düşüncesi ve Mevlevilik anlayışı var ola gelmiştir. Mevlana'yı anlamanın, kavramanın iki tane ayağı vardır. İkisi birbirinden ayırt edilmez iki ayak. Bunlardan birisi dindarlıktır, dini hayattır, İslam tasavvufudur. İkincisi de bununla birlikte var olmuş hikmet boyutudur. Hayat dersi, ibret alınacak ilkeler icat ve irat eden bir Mevlana. Bunu da biz en çok nerede görürüz? Mesnevi'deki hikayelerinde. Oradaki hikayeler yalnızca hoşça vakit geçirtecek hikayeler değildir. Öyle şeyler söyler ki o hikayelerin arkasında içine öyle cümleler atar ki Mevlana üzerinde saatler boyu belki düşünmeyi, saatler boyu o cümleleri şerh etmeyi gerektirecek bir derinliğe ve genişliğe kazandırtır bizi. Onlardan bir tanesini belki hemen hızlıca anlatarak toparlayalım isterseniz şöyle: Bir gün adamcağızın birisi bir kenarda oturmuş dört kişiye bir miktar para vermiş. Onlardan birisi bir Arap'mış, birisi bir Fars'mış, birisi Türk'müş, biri de Rum'muş. Parayı alınca ne yapacaklarını tartışmışlar. Arap demiş ki ben bu parayla canım üzüm istedi, inep istedi pardon. Bu parayla ben inep almak istiyorum. Fars demiş ki hayır hayır benim canım engür istedi. Ben engür almak istiyorum. Rum demiş ki yok alacaksak istafil alacağız. Türk demiş ki yok arkadaş benim canım üzüm istiyor başlamışlar birbirleriyle kavga etmeye. O sırada oradan bir ilim ehli, marifet ehli bir zat geliyor, geçiyormuş. Dört dili de bildiği için demiş ki: "Yahu siz hepiniz aynı şeyi istiyorsunuz ama dediğiniz başka şey. Kelimeleriniz başka ama istediğiniz aynı şey." Bu çok çarpıcı bir hikayedir. Ben Mesnevi'den bu hikayenin yer aldığı satırları sizinle paylaşmak istiyorum, onunla bitirmek istiyorum. Şöyle diyor Mevlana, diyor ki aslında diyor bunların hepsi aynı şeyi istiyorlardı, ama doğrusu doğrusu istediklerinin farklı dillerle istiyordu. Çünkü diyor isimlerin anlamından haberleri yoktu. Bakın bu isimlerin anlamı tintelemesi o kadar derin bir nitelemedir ki varlığı biz isimlerle anlamlandırırız. Varlığa yönlendirdiğimiz her adlandırma ama aynı zamanda bizim irademizin de tezahürüdür. Onun içindir ki Hz. Adem ilk yaratıldığında Allah'ın Adem'e verdiği ilk yeti isimlerin tamamının öğretilmesidir. Bir varlığı isimlendirdiğiniz takdirde siz o varlığı tanıyorsunuz, biliyorsunuz ve hayatınızda bir yere koydunuz demektir. Bu dört kişi bunu beceremedikleri için birbirlerine düşmüşlerdir. Buradan çok derin bir felsefeye keşke vaktimiz olsa da girebilsek. Sonra devam ediyor çünkü bilgiden bomboş, bilgisizlikle doluydular. Orada dil bilir, sır sahibi, üstün bir er bulunsaydı Onları uzlaştırır, barıştırırdı. Şimdi cümlelerin arasındaki tamlamalara dikkat çekiyorum değerli izleyiciler. Dil bilir ve sır sahibi bir er. Dil varlığın sırrını tutan bir mekanizmadır. Bir ilahi mevhibedir, bağıştır. Dolayısıyla sır sahibi olan kişi yani hakikatlere vasıl olan ve muttali olan kişi onun dilini de kullanmayı bilir. Tasavvuf zaten varlığın dilini çözebilme becerisidir, çabasıdır, uğraşıdır. Bunu çözdüğün zaman bu isimlerin ulaştırdığı mutlak hakikate ulaşırsın demek istiyor burada. Onlara derdi ki o zat, ben bu para ile hepinizin istediğini alırım. Hiçbir art düşünceye kapılma, kapılmadan, hile yoluna sapmadan gönlünüzü bana verirseniz, istediğinizi elde etmiş olursunuz. Hile yoluna sapmadan, art düşünceye kapmadan bu halisaneliktir. Bir yola tasavufa giren dervişin barındırması gereken, edinmesi gereken en önemli hasletlerden birisini veriyor Mevlana. Dört düşman uzlaşır, birleşir, muradına erer. Buradaki birleşmenin, tevhid anlamında birleşmenin, Tasavvufta vahdet düşüncesine bizi nasıl götürdüğüne dikkatinizi çekerim. Böyle söylüyor ve, ve ayrılıyor. Bir cümle diyor mesela orada. Mana dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe bu çokluk ortadan kalkmaz. Hz. Süleyman'ın kuş dilini, canlıların dilini, cansızların dilini bildiğini Kur'an bize bildiriyor öyle değil mi? Hz. Süleyman'ın dili aslında hakikatin dili, varlığın dilini çözebilme becerisi. Burada da konuyu, basit bir konu, dört kişinin üzüm almak için tartışıyor. Buradan nerelere kadar bağlıyor? Mevlana'nın bu hikmetli söyleyişlerin arkasında bu yatıyor işte bakın. Bir cümleyle bitirelim burada. Şimdi Mevlana'nın dil olgusu üzerinden bizi getirip kapısında bıraktığı konu tevhid ve oradan da marifet. Marifet hakikati bilmek. Hakikatin nihai mertebesi de Yüce Allah'a ulaşmak. Mutlak hakikate ulaşmak. Böyle bir teşvik var, böyle bir adres var, böyle bir güzergah var. Bize neyi hatırlatır bu biliyor musunuz? Tevrat'taki Babil kıssasını hatırlatır. Orada da bir dil kavgası var. Hani insanlar ki rivayete göre Sümerler arasında geçmiş, Tevrat'ta da var bunun rivayeti. İnsanlar Tanrı Yahova'nın katına ulaşmak istemişler. Bir kule inşa etmeye başlamışlar. Katları çıkmışlar, çıkmışlar, çıkmışlar. Melekler habire, Tanrı Yahova'ya kulların kule yapıyor, senin katına ulaşacak diye haber getiriyorlarmış. Yahova çok umursamamış fakat bir gün bakmış ki adam akıllı kule yükselmiş. Meleklerine emretmiş, demiş ki inin ve onların konuştuğu dili bozun. Her bir topluluk, her bir kavim başka başka diller konuşsun, birbirlerini anlamasınlar. Melekler de inmiş, onların insanların zihinlerini alt üst etmişler. O insanlar başka diller konuşmaya başlamış. Böylelikle o kuleyi inşa etmekten de birbirlerine düştükleri için vazgeçmişler. Onun için de bu kuleye rivayete göre, efsaneye göre yarım kalan ma manasında Babil denilmiş bu kuleye. Şimdi bakın, Tevrat Yahudilik nasıl Yahova'yı insanların düşmanı haline getiriyor? dili bir ayrıştırma bölünme aracı haline getiriyor. Fakat bir Müslüman mütefekkir ve mutasavvuf olarak Mevlana dil üzerinden nasıl bir vahdet düşüncesine bir birleşme ve birleştirme çabasına bizi sevk ediyor. Mesnevi'nin küçücük bir hikayesinden yola çıktık. Buraya getirdik. Emsali binlerce hikayenin toplamıdır Mesnevi. Mevlana bunun için büyüktür diyelim. Burada bitirelim. ga İstanbul Havalimanı'nın katkılarıyla hazırlanan aşk burcunun zirvesi sona erdi.